Herkese merhaba. Bugün porsiyonluk köstebek pastaları hazırlıyoruz. Keki için 2 tane yumurtaya 1 çay bardağı şeker ekliyoruz. Ve ilk mikserimizin yüksek devrinde yumurtaların rengi açılana dek çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 su bardağı süt ekliyoruz. Bütün malzemelerimiz oda ısısında. Bir tur daha çırpıyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı kakao ekliyoruz içerisine. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak bir buçuk su bardağı un ekliyoruz. Unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Unumuzu ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpacağız. Güzelce çırpıp karıştırıyoruz. Bu aşamada mikser kullanmanıza gerek yok. kendi kol gücünüzle de çırpsanız yeterli olacaktır. Kek harcım hazır. Bir fırın tepsimin tabanına yağlı kağıt serdim hazırlamış olduğum kek harcımın tamamını içerisine boşaltıyorum. Daha sonra bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Kekimiz ince bir kek olduğu için kısa sürede pişecektir. O yüzden lütfen kontrollü şekilde pişirin. Önceden ısıtmış olduğum 175-180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Kekimi fırına verdikten sonra kremasını hazırlıyoruz. Burada iki poşet sade krem şanti var. İçerisine bir su bardağı soğuk süt ekliyoruz. Yine mikserimizin yüksek devrinde güzelce katılaşıp koyulaşıp kıvam alana dek çırpıyoruz. Kremamız hazır. Bu şekilde dolaba kaldırıyoruz. Ve biraz daha katılaşmasını bekliyoruz. Bu arada kekimiz fırından çıktı. Ilımasını bekledikten sonra bir su bardağı yardımıyla kesiyoruz. Keki sıcak şekilde bölmeye çalışmayın, parçalanma olabilir. O yüzden ılıyıp il soğuyup dinlenmesini bekliyoruz. Bu şekilde hazırladım. Kenarlarından çıkan bu kek kırıntılarını elimle parçalıyorum. Daha sonra da robottan geçirip güzelce küçültüyoruz, un kıvamına getiriyoruz. Bakın kenarından çıkanları robottan geçirdim. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sıkma torbasının içerisine alıyoruz. üzerlerine paylaştırıyoruz. Eğer evinizde krema torbası yoksa normal bunu kaşıkla da paylaştırabilirsiniz. Bir çay kaşığı yardımıyla düzeltiyoruz. Taban kısmını güzelce kremayla kaplıyoruz. Ve ikişer dilim muz yerleştiriyoruz. Siz isterseniz arasına farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra kalan krema ile muzlarımızın üzerine kaplıyoruz. Tamamının üzerine aynı şekilde hazırlıyoruz. Yine bir kaşık yardımıyla e, üzerine hafif düzeltiyoruz. Aldım. Kekin kenarlarından çıkan o kırıntıları parçaladıklarımı üzerine yapıştırıyorum. Dış kısmını bu şekilde kaplıyoruz. Çok rahatlıkla üzerine yapışacaktır. Şöyle bir tane daha gösteriyorum. Tamamını aynı şekilde böyle üzerlerine hazırlamış olduğumuz bu kek kırıntıları ile kaplı, kaplıyoruz. Şimdi kalanlarını aynı şekilde hazırlayıp geliyorum. Hepsini hazırladım. Üzerlerine çilekle süsledim. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir bıçak yardımıyla bölüp iç kısmını da göstermek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olsun. Bu muhteşem lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın.